Merhaba Ege Üniversitesi Televizyonu'nun değerli izleyicileri, bir spor tarih programıyla daha ben Fevzi Özbek. Bu hafta Mert Kanaz'ınla birlikte spor gündemini sizler için yorumlayacağız. Mert, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir haftayı geride bıraktık aslında. Büyükler kazandı. Sadece yukarıdan puan kaybeden taraf Başakşehir oldu. Nasıl geçti hafta senin için? Vizeler de başladı. Evet, biraz onun hazırlığıyla geçti açıkçası. Ama spor olarak da yine dediğin gibi güzel bir haftayı geride bıraktık. Gollü maçlar oldu, keyifli maçlar oldu, güzel de goller oldu. Zaten geleceğiz. Umarım bu şekilde devam eder. Zaten artık kızışmaya başladığı için böyle devam edeceğini öngörmek de normal aslında. Kesinlikle. Dilersen hemen Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş bu hafta hata yapmadı ve Gençler Birliği'ni 3-0'la geçmeyi başardı. Vodafone Arena'da Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Anderson Talisca kaydetti. Başakşehir, az önce de söz ettiğimiz gibi, Başakşehir'in puan kaybetmesiyle Beşiktaş puan farkını 5'e çıkardı. Mert, ne diyorsun? 8 hafta kaldı ve 5 puan oldu fark. Beşiktaş'ın şüphesiz çok çok büyük bir avantajı var. Aynen öyle. Artık hani Başakşehir maçı olmasına rağmen Beşiktaş'ın sadece o maç yetmeyecek Başakşehir'e yakalamak için. Onun dışında maça gelecek olursak, Beşiktaş ilk yarım saat biraz tanınmaz haldeydi açıkçası. Çünkü çok sert bir oyunla başladı Gençler Birliği. Pek oynatmama üzerine Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın da o hani kaliteli ayaklarının bunu pek sevdiği söylenemez. Kimse sevmez. Hiçbir oyuncu, üst düzey oyuncu sevmez. Dolayısıyla böyle biraz sinir harbi şeklinde başladı maç. Biraz Galatasaray maçı gibi içerideki. Ama ne zaman ki Beşiktaş ya tamam biz bir şekilde yapar bu maçı alırız zaten dedi. Uzatmada golü buldu ve golle beraber zaten maçı açtı. İkinci yarıda sanat icra etti Beşiktaş. Yani hakikaten geliştirdiği ataklar, goller, çok inanılmaz bir ikinci yarı izledik hakikaten. Çok göze hoş gelen bir ikinci yarı izledik. Ve Beşiktaş dediğin gibi net bir galibiyet aldı. Başakşehir'le puan farkını 5'e çıkardı. Zaten taraftarı önünde yenmek pek kolay değil Beşiktaş'ı. Ne kadar iyi bir takım olursanız olun. Ama şu bir gerçek ki sezon sonu geldiğinde de sonuç ne olursa olsun bunu söyleyeceğiz. Beşiktaş ortalama olarak performansa baktığımız zaman bu sezonun en iyi performans veren takımı, en iyi oyun oynayan takımı. Bir parantez tabii maçla ilgili, Fabri'ye geçmiş olsun dileyelim. Çok sık rastladığımız bir şey değil açıkçası. Toptan hani hasar alarak bir kalecinin sakatlanması ama direkt gözüne geldi ve yumruk yemiş boksör gibiydi çıkarken. Son durumu yani iyi, maçtakinden daha iyi gördüm. Zaten bu hafta onu da vereceğiz galiba. Geçmiş olsun, en kısa zamanda sahalara döner inşallah. Olimpik Lyon maçları geliyor çünkü. Ligde de önemli maçlar var. Kesinlikle. Bakalım Beşiktaş kalecisine kavuşabilecek mi? Bu hafta da önemli maçı var. Trabzonspor, evet. Olimpik Lyon. Haftaya maç olmayacak. Hani bu hafta oynayacağız Trabzon maçını. Ligler oynanacak. Haftaya ligimizde maç oynanmayacak biliyorsun referandumdan dolayı. O da bir ne derler, şans mı derler Beşiktaş için. Nitekim Lyon'dan dönecek. Ki derbi de o sebepten zaten derbi haftası. Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe 23 derbisi. Nisan'a alınmış o da. Sanırım pazartesi günü olacak. Yine bir pazartesi derbisi. Fabrizio Tolga değişikliği ile alakalı şunu da söylemem gerekiyor. Forumları takip ediyordum bir taraftan maçı izlerken. Hani Beşiktaş taraftarının bilmiyorum ne kadar ciddi de bir kısmı hani hakikaten endişeleri vardı Tolga ile ilgili. Ama kornerden gelen topta Kalili miydi? Kafa vuruşunu müthiş çıkardı gerçekten. Üstüne de gelmesine rağmen yine normal de o kadar kısa mesafede çok kısa mesafede çok müthiş bir refleks gösterdi. O yüzden hani yedekteyim ama çalışmayı bırakmadım imajını koydu orada, mesajını verdi. Dediğin gibi hafta ya bu haftadan sonra maç oynanmayacak ve Olimpik Lyon maçları var Beşiktaş'ın. Oradan da güzel haberler aldı. Tabii bunlar moral olarak, sonuçta maç oynasan biraz kondisyon etkilense de moralle kapatacağın durumlar. O yüzden önemli olacak Beşiktaş açısından. Bakalım Beşiktaş neler yapacak? Zor bir sürece giriyor artık. Şampiyonluğu alabilecek mi diyelim ve Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Adana Spor'u konuk etti. Ligde zor günler geçiren iki takımın karşılaşmasında Galatasaray kazandı. Hatta farklı kazandı. Evet. Goller Selçuk İnan, Geri Rodriguez ve Lucas Podolski'den geldi. Galatasaray ne yapacağı çok belli olmayan bir takım görüntüsünde bu sezon. Rakip kim olursa olsun. İyi oynadığı zaman güzel sonuçlar elde ediyor. Yani oyuncular mutlu olduğu zaman maç içinde belli oluyor zaten o hal ve tavırlarından. Kimler nereden şut deniyor o bile belli ediyor Galatasaray'da. Ama en büyük sıkıntısı tabii Trabzon maçında da söylemiştim bunu. Kavanda ve Karol'ün ortasında semi şeklinde bir savunma anlayışıyla
çok fazla hani götürebileceği bir yer yok Galatasaray'ın. Ama dün üstelik Bruma ve Snyder Galatasaray'ın herhalde hücum gücünü yarısından fazlası eder. Bu hem istatistik anlamında olsun hem oyuncu kalitesi anlamında olsun. Bu iki oyuncu yokken Galatasaray'ın 4 gol atması da neye bağlayabiliriz bilmiyorum açıkçası. Hani ikisi penaltıdan denebilir, olabilir ama. İlk gol de hani biraz hani piyango diyebiliriz öyle aslında. Biraz kafa vuruşu çok güzeldi yumuş, ama ben açıkçası hani direkt 90'a girecek sandım. Topa kafayı vurduğu anda Podolski'nin. O kadar kısa kaleci, düşen. Kaleci kurtardı ama ne bıraktı bileyim. Bıraktı falan sonra. Bıraktı herhalde enteresan. Bu kareyi vuruş gol olsun dedi İtalya'yla. Olabilir İtalya çünkü yani iyi de bir kaleci. İyi kaleci evet. Ama bilmiyorum vuruşa mı kıyamadı herhalde dediğin gibi olabilir ama yine de çok bariz bir hata açıkçası. Ama ona rağmen Galatasaray işte Rodriguez'in harika golü. Gerçekten güzel bir gol attı. Demin bu arada değinmeyi unuttum Beşiktaş maçında. Özür dilerim aklımdaydı. Babel ve Talisca'nın gollerine parantezi açmayı unuttuk. İşte özel yetenek. Yani aynen. Kilidi açan oyuncuya her dönem ihtiyaç var. Aynen öyle. Beşiktaş'ta hani geçen senenin gerisinde tabii az önce de söyledik. Bir geri dönüş oldu ama geçen senenin gerisinde ama skoru bulabiliyor. Aynen öyle. Diğer taraftan yani Galatasaray'da bu ayaklar varken öyle golü geri Rodriguez'in atması da biraz şaşırtıcı olmadı değil ama demek ki deniyor ve hani güzel de bir vuruş çıkardı. Ya geri Rodriguez'in forvet özellikleri kanat özelliklerinden biraz daha iyi ön bence. Plana yani çıkıyor. Evet. Ortaları falan o kadar çok tehlikeli olmasa da yani o vuruş kolay bir vuruş değil. Direkt 90'a gönderdi. Aynen, aynen yakın öyle. Köşeye yakın vurdu köşeye çok çok temiz bir vuruş yaptı ve ceza sahası çevresinde en azından yaptığı ve yapmayı denediği şeyler doğru şeyler. Yani vermeye çalıştığı paslar bazen başarısız olsa da o konuda Galatasaray'a bir şeyler katacaktır ilerleyen. Tabii ne kadar tutacaklar takımda bilmiyorum Galatasaray'da. Tabii, her an her şey değişebilir. Muslera hariç büyük ihtimalle. O yüzden özellikle bu şartlar altında ne kadar tutunabilir bilmiyorum ama belli bir seviyede verimli olacak gibi Galatasaray'da. Josue keza iyi bir maç çıkardı. Selçuk attığı iki golün dışında oyun içi performansı olarak Galatasaray'ın birkaç haftadır taraftarın tepki gösterdiği Selçuk'u görmüyoruz. Bayağı iyi oynuyor. Yani ileri oynuyor, güzel paslar atıyor. Tabii şampiyonluk yarışından kopmuş olmanın, daha doğrusu kopmaya çok yakın olmanın getirdiği bir stres de var aslında ve bu stresin en büyük göstergesi bu haftaki Başakşehir maçı olacak evet, diye tahmin ediyorum. Evet, aslında Galatasaray için hani sezonun kırılma maçı diyebiliriz. Kazanırsa evet, ikincilik hatta belki şampiyonluk için Beşiktaş'ın da olası bir puan kaybı var bu hafta. Trabzon deplasmanı evet, zor bir deplasman. Kesinlikle. Yani orada bir umutlanma olabilir. Galatasaray bir kıvılcım yakabilir ama kaybederse de Çok, yani çok büyük bir karambole, boşluğa sıkıntıya düşecek, düşer. Kara yani deliğe gidecek galiba. Aynen öyle. Çünkü Başakşehir maçı Galatasaray ikincilik iddiası için çok önemli en temelde. Tabii ki şampiyonluk da var şimdi ucunda Beşiktaş maçlarına bağlı olarak ama ikincilik iddiası için çok önemli. Fenerbahçe maçı da bir sonraki hafta önce Fenerbahçe maçı. Puan kaybı olsun veya olmasın Başakşehir maçında Galatasaray'ın en kötü ihtimalle 3. olup olamayacağının maçı olacak hemen hemen. Çünkü hep birbirleriyle oynuyor bu takımlar. O yüzden buraya kayıpsız gelmesi ve 4-0 gibi moral verici bir galibiyet alması da önemli oldu Galatasaray açısından. Bakalım Galatasaray bu kritik dönemeçten sağlıklı çıkabilecek mi? Zor bir fikstürü var gerçekten Galatasaray'ın. Evet. Kupadan elenmiş olmasına rağmen hani arka arkaya Başakşehir ve Fenerbahçe yani fikstürün insafsızlığı olmuş biraz. Büyük talihsizlik evet, gerçekten. Bakalım neler yapacak bu dönemeçte Galatasaray diyelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe Karabükspor'a konuk oldu. Ligin şüphesiz en zor deplasmanlarından biri kesinlikle, Karabük deplasmanı ama Fenerbahçe süper yıldız Robin van Persie'nin golüyle kazanmayı başardı. Neler söyleyeceksin? Pek organize bir gol değildi ama aynen, maça da damgasını Volkan Şen vurdu yine. Bir şekilde başardı damgayı vurmayı. Kendi elinde olmayan bir şey de olsa yine de damgayı vurdu. Öncelikle şunu söyleyelim. Fenerbahçe için kağıt üzerinde hani geçen hafta Beşiktaş Antalya maçı için ne söylediysem bu hafta Fenerbahçe için geçerli aynı şey. Burada Karabük, bu Fenerbahçe, bu Karabükspor'a deplasmanda puan kaybetse kimse ne oluyor hemşerim demezdi. Orada ne ocaklar söndü Karabük deplasmanda evet, bu sezon. O yüzden hani bekleniyordu açıkçası ama Fenerbahçe tamam belki böyle %100 galibiyeti alır diyemiyorsun yine izlerken ama Fenerbahçe çok böyle her an kaybedebilir oyunu da oynamadı Karabük'te. Ve kaleciden müthiş bir katkı tabii aldı. Ki. Hani mesela tamam Volkan Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden birisi ama bence hani Fabiano'nun çıkardığı bir iki top var ki Volkan çıkaramazdı onları diye şu formuyla zor özellikle. Normalde Volkan
en üst seviyede olduğunda çok canım, enteresan toplar, olmayacak toplar çıkardı. Aynen birisi. Öyle. Ama ben, bana mesela Fabiano bu kurtarışlara rağmen güven veren bir kaleci değil. Ama dediğin gibi çok imza kurtarışa imza attı ama bu maç özelinde kurtarıştan bahsedeceksek herhalde Ahmet Şahin. Ahmet Şahin de evet. Kariyerinin en özel maçlarından birini çıkardı. Ya neler çıkardı? Sadece özel maçlarından birini çıkarmadı. Çok önemli şutlar çıkardı. Çok önemli pozisyonlar çeldi. Bir tane de iyi verdi. Hani artık adetten de gibi oldu. Şey yapacak hiçbir şey yoktu. Van Persie ile Fenerbahçe için de üçüncülük açısından çok önemli bir artı olur. Dediğim gibi Karabük deplasmanı olduğu için özellikle altını çiziyorum bunun. Galatasaray'ın maç fazlasıyla önüne geçmişti hatta o gün itibariyle. O yüzden bu ikili arasında daha önce konuştuğumuz gibi yarışın birbirleri arasında geçiyor olması ikisini de ligde tuttu. Yoksa şampiyonluk pek gerçekçi bir hedef değil. Bu saatten sonra Fenerbahçe, Galatasaray hatta belki Başakşehir'i de sayabilirim bunların içinde. Beşiktaş'tan şampiyonluğu alamazlar. Beşiktaş verirse verir. Bakalım neler olacak. Kendi ama Fenerbahçe'nin fiksürü de hani en azından üçüncülük veya ikincilik için konuşursak diğer takımlara göre daha nispeten daha kolay. Evet, hem Başakşehir hem Galatasaray'a nazaran sadece Beşiktaş deplasmanı var. Ve yani Galatasaray deplasmanı var. Kaldı ki Fenerbahçe hani bu sene yendi Beşiktaş deplasmanı. Evet, yani neden bir defa daha yenemesin? Öyle bir durum var. Bakalım Fenerbahçe'nin akıbeti ne olacak sezonun geri kalanında diyelim ve toplu sonuçları alalım. Olaylı geçen bir haftaydı. Geçtiğimiz haftadan sonra tabii üzdü bizi biraz bu ama maçlarda oynandı. Akhisar Belediye 2, Medipol Başakşehir 1, Aytemiz Alanya Spor 3, Kasımpaşa 1, Karabük Spor 0, Fenerbahçe 1, Antalya Spor 2, Kayseri Spor 1, Çaykur Rizespor 0, Trabzon Spor 1, Osmanlı Spor 0, Gaziantep Spor 2, Beşiktaş 3, Gençler Birliği 0 ve Atiker Konya Spor 2, Bursa Spor 0. Son olarak Galatasaray pazartesi günü oynadı ve Adana Spor'u mağlup etti 4-0'lık skorla. Puan durumuna gelecek olursak Beşiktaş'ın 58 puanla liderliği var. 26. hafta sonunda 53 puanlı Başakşehir ikinci, 49 puanlı Galatasaray 3. sırada, 47 puanlı Fenerbahçe'nin de 4. sırada olduğunu belirtelim. Trabzonspor da yakaladı sayeden üstü. Geliyor. Bu hafta onlar için de çok kritik bir maç Beşiktaş maçı. Bakalım o maçta bence müthiş maç izleyeceğiz. Bol gollü maç olur. Eyvah. Eyvah Feyzo. Adana Spor son sırada, Çaykur Rizespor'la birlikte 20'şer puana sahipler. Gaziantep Spor bu hafta da kazandı. Evet. Ve Kayseri ile arasındaki puan farkı yendiler. 27 deplasmanda yendiler. Bir Cilas gene şovunu yaptı. Başakşehir yenilgisinden sonra en beklenmedik skor buydu herhalde. Kesinlikle. Başakşehir tabii Akhisar'a kaybettiği için beklenmedik yoksa. Evet, geçen hafta söyledik ama Akhisar hani bir ölüm kalım maçı gibi düşünsene. Şunu kaybetse 27 puan. Ve hani arkadan Gaziantep ivmeli geliyor. Evet. Kayseri zaten iyi bir takım. Orada biraz kurtulmuş gibi oldu Akhisar puan farkını 8'e çıkartarak. Hemen fikstürü de alacak olursak haftaya mükemmel bir hafta bizi bekliyor. Bursa Spor, Karabük Spor'la başlayacağız. Aynen. Bir. Gençler Birliği Antalya Spor pek şey vaat etmiyor aslında. Evet, Gençler Birliği. Buna iki diyemeyiz evet. Evet. Gaziantep, Alanya Spor bu da gollü olur bence. Evet, İki takımın da hücumcuları oldukça Trabzon, iyi. Trabzonspor Beşiktaş. İki. Yani tarihi bir maç izleyebiliriz gibime geliyor orada. Kayseri Spor, Osmanlı Spor'u ağırlayacak. Bu da iyi maç. Adana Spor, Rize Spor. Belki de hani beraberliğin iki takıma da yaramadığı bir maç. Burada da bol gol izleyebiliriz. Fenerbahçe, Akhisar. Hani kağıt üstünde en ne derler skoru belli tek taraflı maç olacak gibi. Olabilir. Yani yeni hocası var Akhisar'ın. Bir ivmeyle gelecek buraya ama sanmıyorum Fenerbahçe yenebileceklerini. Kasımpaşa Atiker Konyaspor'u ağırlayacak ve Başakşehir Galatasaray'da haftanın son maçı olacak. Gerçekten heyecan verici karşılaşmalar var. Özellikle İlk 5'teki 4 takım birbirleriyle oynuyor bu hafta. O yüzden Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray. Fenerbahçe işte hani fikstür avantajı 1. Aynen fikstür avantajı 1. Aynen öyle. Burada bakalım kazanıp puan farkını kapatacak. Tabii her türlü kapanacak puan farkı. Bir de L'ye açılacak ya kapanacak. Aynen öyle. Yani kazandı da ya Trabzon'u yakalayamayacak hale gelecek ya Başakşehir'i Fenerbahçe yakalayacak hale gelecek. Bakalım son 8 hafta heyecan dolu. Aynen 8 öyle. Hafta futbol severleri bekliyor. Bütün takımlara bol şans dileyelim. Hakemlere de bol şans dileyelim. Oldukça formsuzlar. En çok onların ihtiyacı olacak. Tabii canım bu biliyorsun
direkt hedef gösterilen kitle hakem kitlesi ülkemizde. Kesinlikle. Diyelim ve hemen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'e geçelim. Bizi ilgilendiren lig aslında bu hafta müthiş sonuçlarla takımlarımız ayrıldı. Dilerseniz önce sonuçları alalım, daha sonra evet, üstüne konuşalım. Nitekim Altın Ordu'nun özellikle başardığı iş, aynen, büyük bir işti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 1, Boluspor 2, Mersin İdman Yurdu 3, Şanlıurfa Spor 2, Bandırma Spor 0, Eskişehir Spor 1, Semih Şentürk yine girdi ve golünü attı. 80'de girdi, 84'te golü attı. Yeni Malatya Spor 1, Elazığ Spor 0, Sivas Spor 2, Manisa Spor 0, Denizli Spor 1, Altın Ordu 2, Adana Demir Spor 3, Ümraniye Spor 3, Göztepe 2, Giresun Spor 1 ve Samsun Spor 1, Balıkesir Spor 0. Neler söyleyeceksin Mert? Altın Ordu yani müthiş bir iş başardı, aynen, kazanarak. Evet. Geriden gelerek kazandı. 1-0 geriden geldiler. Uzatmalarda 3 puanı kazandı. Karlı bir hafta oldu bizim için. İki takımımız da kazandı. Göztepe de kazandı. Bu arada yeni hocası Yılmaz Vural'a da hayırlı olsun diyelim. Yılmaz Hoca da tam kendi ya adına yakışır bir giriş yaptı. Böyle tribünlere oley çektirdi. Evet, evet. Son derece fantastik görüntülere işte sahne oldu. Biliyorsun Göztepe zaten İzmir'de yaşadığımızdan olayın biraz daha içindeyiz. Hani dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum Göztepe ama hani oldukça ateşli, tutkulu bir taraftara, aynen, sahip. Hani Yılmaz Hoca ile paralel. Tam, en az tam, Yılmaz Hoca kadar böyle tam kalemi. Çılgın diyebileceğimiz bir taraftar kitlesine, aynen, sahip. Evet. Hani iki deli bir araya gelmemeli diye bir şarkı vardı. Bakalım geldiler ve inanılmaz bir hani orada bir enerji oluştu. Evet. Sinerji, o enerjiyi yakaladık Göztepe en azından bu haftalık. Bir şeylerin başlangıcının habercisi. Ve Giresun da yükselişte olan bir takım. Onları yenmek de önemli bir iş. Aynen öyle ve Yılmaz Hoca neşter vurdu aynı zamanda takıma. Yani çok böyle ağır oldu biraz neşter vurmak da herhalde kendisi izlerken Göztepe hani ben olsam şunu oynatmazdım yerine bunu koyardım gibi düşünceleri olduysa direkt onları uyguladı ve sonuçta skor odaklı baktığımız zaman oyunda da zaten daha iyi bir maç izledik, Göztepe'yi daha iyi gördük ve skor olarak da 3 puan aldılar. Dediğimiz gibi birincilikten yani şampiyonluktan bayağı uzak kaldı Göztepe maalesef ama ikincilik şansı hala daha sürüyor ve çok ciddi adaylardan bir tanesi. Çünkü Göztepe'nin diğer takımlara kıyasla hani Eskişehir'i biraz tenzih ederek söylüyorum sadece. Çok ciddi bir taraftar potansiyeli var. Büyükşehir takımının İzmir takımı olması itibariyle zaten sen bahsettin taraftarın gibi etkilerinin olabileceğini, olduğunu. Bu anlamda ikinci sıra için çok büyük bir potansiyeli var Göztepe'nin. Ama yine daha önce söylediğim bir şeyin altını çizmek istiyorum. Göztepe en son buralara ne zaman geldi ben tam emin değilim. Bayağı uzun bir süre sonra Göztepe en kötü bu sene playoff'a katılacak. Dolayısıyla bu sezon Göztepe'nin bitirdiği herhangi bir yer kötü bir yer değil. Ben o yüzden hani Okan Hoca'nın istifasını biraz ağır buldum açıkçası. Tamam belki eğer o istifa sadece oyunla ilgiliyse hani ben bu takımı oynatamıyorum veya yönetim hoca sen bu takımı oynatamıyorsun dediyse ayrı mesele ama biz işte başarısızız diye istifa edildiyse ben çok katılmıyorum ona çünkü dediğim gibi halen daha ikincilik şansı süren en kötü playoff'a katılacak takım konumunda Göztepe. Umarım kalan maçlarında da bu iyi performansı devam ettirip ikinci olup böyle hani etliye sütlüye bulaşmadan Süper Lig'de bulurlar kendilerini. Diliyoruz ki öyle olur. Bizim de temennimiz bu. Altın Ordu için ne söyleyeceksin bu hafta? Denizli gibi hani onlar da çıkışta olan bir takım. Evet. Neredeyse playoff'u zorlayacak bir ekipti ama Altın Ordu onların hani o umutlarını bitiren galibiyeti aldı bu hafta. Kesinlikle. Çok da kendi açısından da önemli bir galibiyet aldı. Altın Ordu'nun açıkçası işte playoff'tur, şampiyonluktur, Süper Lig'e çıkar çıkmaz. Altın Ordu'nun misyonu çok önemli. Burada seninle de konuştuk sık sık. Altın Ordu bazı şeylerin yapılabileceğini gösteriyor bize. Yani tamamen Türk oyunculardan oluşan bir kadrosuyla işte genci, biraz daha tecrübelisi ağırlıklı olarak gençleri. TFF 1. Lig gibi belki futbol kalitesi çok üst düzey olmasa da ya o mücadelenin, o nasıl diyeyim rekabetin çok yoğun yaşandığı, herkesin herkesi yenebildiği bir ligde istikrarlı bir şekilde yerini koruyor. Yani bir basamak üste çıkıyor. İki basamak aşağı iniyor ama bir şeylerin yapılabileceğini gösteriyor. Ve bunlar hani kağıt üzerinde TFF seviyesinde yerli oyuncular. Daha üst seviyeye onları çıkardığımızda belki bir gün Süper Lig'de bu Altın Ordu gelirse de güzel olur. Gelmezse de başka bir takımın yapabileceği bir atılımla şu anki borç durumunu düşünürsek özellikle yapabileceği bir atılımla yerli oyunculardan oluşan bir takım daha görme ihtimalimizi yükseltiyor. Çünkü bu umut vadeden ve oturması muhtemel bir sistem olduğunun altını defalarca çizdi Altın Ordu. Kesinlikle. Aslında dünyada vardı böyle birkaç örnek. 2000'lerin başında
Hani Real Sociedad'da evet. Atletik Bilbao'ydu. Sonra Sociedad çark etti bu kararından. Geri döndü. Yabancıları aldı, oynatmaya başladı. Bu Nihat Kovacevic zamanında evet. Bu Balkanlara doğru bir açılım yaptı. Doğu Avrupa'ya doğru. Ama Bilbao hala sadece Bask bölgesi bir de. Yani İspanyol'da değil. Evet. İspanyol'da değil. Bask bölgesi yani daha küçük Avrupa'da bir bölgeyle büyük işler başarıyorlar. Onları da gerçekten kutlamak lazım. Onlar da hani biz TFF seviyesinden bahsediyoruz. La Liga seviyesinde istikrarlı bir şekilde ligdeler, Avrupa Ligi seviyesinde. Neredeyse Şampiyonlar Ligi'nde dahi mücadele edecek sıralarda bitiriyordu. Ama işte orada hani arkadan gelen oyuncular çok iyi oluyor. Yani yetiştirmek, yetenek, her şey var. Gerçekten örnek alınması bir örnek. Yani ve şunu eklemek gerekirse Altın Ordu'da Bilbao ile ortak iş yapıyor. Bunu da belirtelim altyapı konusunda. O anlaşma gerçekten duyduğumda beni çok sevindirmişti zaten. Şunu söylemek lazım. Bask bölgesinin nüfusu aşağı yukarı ne kadardır? Yani 2-3 milyon vardır. Yani. 80 milyondan henüz o kadar istikrarlı bir kadro çıkmıyor. Yani tamam 80 milyon hepsi tabii ki futbolcu değil de bizim futbolcu havuzumuzla 2 milyon kıyaslanmaz pek. O yüzden bir şeylerin yapılabileceğini hem İspanya'da Bilbao hem de Türkiye'de Altın Ordu aslında biraz göstermeye çalışıyor. İşte o futbol zirvesinde altı çizildi. Altyapı sistemleri. Yakın zamanda Fatih Terim'in bir röportajı oldu altyapıyla alakalı. Bakalım zaten pek başka çaresi kalmadı gibi de. Türk kulüpleri pek transfer yapacak durumda değil. Ve şimdi finansal fair play sınırlaması ve cezalar da gelince mecburen altyapıya yönelmek zorunda. UEFA yazın yargı dağıtacak Türkiye. Gerçekten öyle gözüküyor bakalım. Diliyoruz ki kulüplerimiz az cezalarak kurtulur. Aynen öyle. Diyelim hemen puan durumunu alalım. Bu ligde de artık son bölüme girildi. Yeni Malatyaspor'da lige çıkmak için büyük bir avantaja sahip, 53 puana sahipler. Bu hafta da Elazığ Spor'u mağlup etmeyi başardılar. Sivasspor ikinci 46 puanda, Eskişehir Spor 3. sırada puanı 45. 4. sırada Göztepe var 43 puanda. 5. Ümraniye Spor'un 41, 6. Giresun Spor'un 40 puanı var. İşte kritik, yani bu yüzden kritik bir galibiyet Göztepe'nin aldığı. Bir anda direkt rakibinin 3 puan önüne attı kendisini, ikili averajda aldı. Bolu Spor 38 puanda. Ve 8. Balıkesir'in 33 puanı var. Altın Ordu yine bir umutlandı yalnız. 33 puanı var. Evet. Ve hani 7 puan. Belki kapanması zor bir fark ama neden olmasın diyoruz Altın Ordu için. Son sırada Bandırma Spor var 22 puanla. 17. Mersin İdman Yurdu'nun 24. Aynı puana sahip. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise 16. sırada. Yani burada da düşme yarışı yani oldukça. Sonuncu Bandırma Spor 22 puanda. 12. Elazığ Spor 28 puanda. Evet, 12. İki maç. İki galibiyet fark var arada yani. Bakalım neler olacak burada da. Bu ligin son haftaları böyle heyecanlı oluyor. Çok acayip oluyor. Düşme olarak mesela. Nasıl üstlüklerde şampiyonluk yarışı heyecanlıysa burada düşme olayı çok heyecanlı geçiyor diyelim ve bu haftalık futbolun sonuna gelelim. Aynen. Programı bitireceğimi sanmadın herhalde. Yok hayır. Ve basketbol ligine geçelim. Türkiye Basketbol Ligi'nde bu hafta karşılaşmalar oynandı. Sürprizler oldu, olacak gibi oldu ama olmayanlar da oldu. Hemen sonuçları alalım dilerseniz. Daha sonra bunun üstünden Mert Kağan'a sorular soracağız. Beşiktaş Son Kocapen, Best Balıkesir'i mağlup etti. Zaman zaman zorlandı. 21 sayıydı fark. Bir ara 6'ya indi. Ama Beşiktaş kazanmayı başardı. 9 sayı farklı. Yeşil Giresun, Pınar Karşıyaka maçı uzatmaya gitti. Karşıyaka uzatmalarda güldü. Trabzonspor Medical Park, Banvit'e direnemedi. Bu aslında fena maç değildi. Evet. İstanbul Büyükşehir işte ilk sürpriz burada geliyordu. 21 sayı öndeydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama Daçka Doğuş o kalitesini konuşturarak kazanmayı başardı. Halk Enerjisi Ankara Kolejiler, Demir İnşaat Büyükçekmece'ye kaybetti. Anadolu Efes işte haftanın en büyük sürprizi bu. Aynen. Gaziantep basketbola kaybetti kendisi aslında. Fenerbahçe Tofaş'ı yendi ve Murat Bey Uşak Sportif Galatasaray'a mağlup oldu içeride. Halk Enerjisi Ankara Kolejiler hani puan durumunu alıp da mı konuşalım önce bir konuşalım? Öyle daha net olur bence. Evet hemen puan durumunu alalım o zaman. Fenerbahçe zirvede yalnız kaldı. Anadolu Efes'in kaybetmesiyle Anadolu Efes 2. Beşiktaş 3. Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray ve Pınar Karşıyaka bu takımları takip ediyorlar. 8. Gaziantep basketbolda 2 maça çıkardı. Tofaş'la arasındaki galibiyet farkını onlar için de büyük bir avantaj. Son sırada Halk Enerjisi Ankara Kolejiler var. Hemen Balıkesir onların üstünde. Ve sadece iki maç var aslında. Balıkesir hala umutludur bence. Tabii Best Balıkesir aynen. Demir İnşaat Büyükçekmece ve Murat Bey Uşak. Gerçekten birinden biriyle o yarışı yapabilir gibi duruyor. Balıkesir de toparlanmış yani Beşiktaş karşısında izlediğimize göre. Şimdi şuradan gireceğim. Halk Enerjisi Ankara Kolejiler biliyorsun. Ülkemizde yabancı sınırı çok tartışılıyor. Basketbolda dahi tartışılmaya başlandı. Evet. Hatta
serbest biliyorsun. Yani büyük miktarda takımlar aynı anda 5 yabancı ile sahada bulunabiliyor. Böyle bir durum var ligimizde. Şöyle ki yani ligden düşmesi kesinleşti artık Alken Ercan Karakolejilerin, TET Ankara Kolejilerin, ama hala yabancı oyuncu transferi yapıyor. Buna ne diyeceksin? Hani ligden düşmesi kesin bir takım bile Türk oyuncuya yani gereksinim duymazken ya da onlara güvenmezken nasıl olacak bu iş? Yani pek aslında direkt olarak cevabını verebileceğim bir soru değil. Yani çok haklı bir nokta yaparlar aslında. Hayır ama şimdi küme düşen takımın hani mantıken misyonu en azından sene yani, ikincilikle mücadele edeceğini varsayarsan genç oyuncularla iyi bir takım bari ikinci ligi onları hazırla. İkinci ligi onları hazırlamak olmalı ama şimdi hani Alan Ray hangisini tutacaksın? Alan Ray kalmaz aynen. Yani bu takımda. Tabii canım. Yani yabancıların büyük bir çoğunluğu kalmaz zaten. Herhangi bir takım içinde geçerli bu yani düş bir takım ama şeyde şöyle bir durum var. Şimdi TET Ankara Kolejilerde ikinci lige gittikten sonra yabancı sınırı ikiye düşecek bir anda. Hani şimdi 4 yabancı var. İster istemez göndermek. İster istemez göndereceksin. Yani zaten maddi problemler dolayısıyla bu duruma düştün. Ve ikincilik için, gerçi birincilik şu anda ismi ama orası için elindeki imkanları daha da azaltıyorsun, kısıtlıyorsun. Öyle zaten Türkiye'de spor yönetimi konusundaki esas sıkıntının odağı hep futbol olduğu için devamlı oradan konuşuyoruz ama genel bir spor yöneticisi sıkıntısı var Türkiye'de. Bunun basketbolda nispeten daha az dikkat çekmesinin sebebi hem ikinci planda kalması futbola kıyasla, hem daha az miktarda paranın dönmesi, hem de basketbolun Türkiye'de en azından dikkat çektiği zamanlarda hep bir başarı göstermesi. Bu gerek milli takım seviyesinde olsun, gerek kulüp takımları seviyesinde olsun, gerek kadınlarda gerek erkeklerde olsun, hep böyle zaten sadece maalesef başarılı olunduğunda manşetlere taşınan bir spor dalı olduğu için ülkemizde hep bunun ön planı çıktı. Ama dediğin noktada şimdi iyi giden takımlar zaten iyi yönetildiği için iyi gider bir takım en temelinde. İyi giden takımlar zaten iyi yönetiliyor. Fenerbahçe bugün işte Galatasaray'a nispeten, Beşiktaş bir atılım yaptı işte Ufuk Sarıcı'yı getirdiler. Diğer kulüplerimiz Yeşil Giresun Belediye keza çok önemli işler yaptı. Ama diğer taraftan yani misyon olarak kendini takımı daha iyi yapayım, iyi basketbol oynayayımdan ziyade hani bu sektörün de parası iyiymişe biraz daha kendini adayan insanlarca yönetildiği zaman böyle şeyler maalesef ortaya çıkabiliyor diye düşünüyorum. Gerçekten yani üzücü bir durum aslında aynen. Ama bakalım ülke basketbolu nasıl kurtulacak? Aslında kurtulmuş durumda şimdi. Çok kötü bir durumdayız. Hatta tabii. İyi bir durumdayız ama pek iyiye gitmiyor yani. Bu örnekten yola çıkacak aynen. Olursak diyelim ve Euroleague'e geçelim. Bu devamlı bir davranış olduğu için bir de yani çoğu zaman gördüğümüz bir şey olduğu için. Tabii bundan hani bir söyleyeyim dedim. Aynen. Sen de çok güzel açıkladın. Sana da teşekkür edelim Mert. Rica ederim. Ben bu konudaki görüşlerin için. Ve Euroleague'e geçelim. Euroleague'de bu hafta çok korkunç bir haftaydı evet açıkçası. Ya. Hani özellikle Fenerbahçe için korkunç bir haftaydı. Aynen. Hemen sonuçlar da geldi. Zaten Anadolu Efes büyük bir iş başardı. Olympiakos'u Tyler Honeycutt'ın üstün oyunuyla yemeyi başardılar. Aynen. Bamberg neredeyse taş koyuyordu Daçka'nın yoluna ama öyle. Daçka Brad Wanamaker'ın üstün oyunuyla kazanmayı başardı. Barcelona Lassa 76, Maccabi 71. Burada bu da işimize gelen bir olay olmadı doğrusu. Aynen öyle. Yani maalesef. Geçen hafta kazanmaları iyiydi ama bu hafta pek şey olmadı. Abarttılar. Kızıl Yıldız Unix Kazan'ı mağlup etti. Galatasaray Baskonya'ya direnemedi içeride. Zalgiris Kaunas Armani Milano maçı gerçekten iyi maçtı. Aynen. Yani bol skorlu harika maç. Armani gerekeni yaptı ve Panathinaikos CSKA Moskova haftanın sürprizi şey. Diyebilir miyiz buna? Yani, bu haftanın Panathinaikos iyi takım zaten. Evet. Yani içeride, iyi takım ama CSKA'nın yenilmesi her zaman takım. Haberdir yani. Ve Fenerbahçe maçı var bir de burada ama aynen, onu, şey yok değil. Fenerbahçe onu kaybetti. Bunu da söyleyeyim. Real Madrid deplasmanında maalesef mağlubiyetle ayrıldı ve puan durumu da geldi. Real Madrid 22 galibiyetle zirvede. CSKA Moskova 2. sırada. Artık yerler kesinleşti burada. Olympiakos 3. sırada. Panathinaikos 4. Baskonya 5. Anadolu Efes 6 ve Fenerbahçe. İşte burası çok bir, iyi. Bir mağlubiyetle Fenerbahçe işte 7. sıraya. Neredeyse lider olacaktı. Normal sezon liderliğini evet. Oynuyordu. Bir anda 7. sırada. Üçlü, dörtlü, yani tüm averajlarda geride neredeyse. Aynen. Fenerbahçe. O çok üzücü bir durum ve İşin kötü yanı böyle biterse CSKA ile oynayacak. Sağ avantajı olmadan yani bilmiyorum. İstanbul'u göremeyebilir Fenerbahçe. Kızılyıldız Daçka maçı da bu haftanın maçı olacak. Kazanan bir üst tura adını yazdıracak. Kazanan playofflara kalacak. Girecek. Real Madrid'in rakibi olacak kazanan.
Neler düşünüyorsun Fenerbahçe'nin bu düşüşü? Yani işte normal sezonun bu sıkıntısı var. Hatırlarsın Baskonya deplasmanda korkunç bir maç oynamış evet. Fenerbahçe. Farklı mağlubiyetle ayrılmıştı sahadan. İşte onun sıkıntısını acısı, şimdi evet. yaşıyor. Yani sezon öncesi tahminlerimizde hep özellikle finalin İstanbul'da oynanacağı açıklandıktan sonra daha sezon başlamadan yani finale kalacak Türk takımının ne kadar avantajlı olduğuna dair Fenerbahçe'nin hali hazırda Euroleague ağırlığını koymaya başladığını ve bu sezon çok daha üst sıralara oynayabileceğine dair yorumlar yapmıştık. Bu halen daha geçerli ama hani sezon başından yine bir öngörü yapsaydık ve Fenerbahçe için Final Four yolunda, final yolunda en dezavantajlı konum neresidir deseler herhalde daha CSK ile oynayacağı. CSK ile ev sahibi avantajı olmadan oynamak derdik ve başına bu gelmek üzere. O yüzden burada tabii ki iş orada sahaya çıkıldığında her şey değişir. Yani Euroleague atmosferi çok tarafsız sahada neredeyse yeniyordu işte finalinde uzatmaya gitti maç. Fenerbahçe her şey yapabilir. CSK'yı deplasmanda da yendi bu sene. Aynen bu sene yendi. Diğer Türk takımlarımız da. İmkansız değil ama şimdi hani vidaların sıkılacağı, savunma vidalarının hücumda kartların yeniden dağıtılacağı bir ortam. Hani o playoff kısmı artık. Hı-hı. Yani kaybeden dönecek evine. Öyle aynen bir durum öyle. Var. Ama yani bir taraftan da şöyle bir şey var. Daha uzun soluklu bir intikam alma fırsatı Fenerbahçe şimdi için. Şimdi tabii canım yemeden finali. Zaten elinde sonunda karşılaşacaksın. Ya CSK'yla ya Olympiakos ya da Real Madrid final tabii yolunda. Ki. Vallahi bilmiyorum. Fenerbahçe işini zora soktu ama ilk iki yani en kısa sürede ev sahibi avantajını ele geçirebilirse Fenerbahçe yani deplasmanda bir maç kazanılacaksa evet. tabii ki hepsi değerli de ilk iki maçtan birini alabilirse çok farklı bir noktaya getirirler seriyi. Bakalım Fenerbahçe. Diğer taraftan bence Darüşşafaka da 8. sıra için çok büyük bir avantaja sahip. Onu ve değerlendireceğini düşünüyorum. Şimdi Real Madrid'le oynayacak. Hani 8 bitirirse o da hiç fena bir eşleşme değil onlar için. Bu sene yendiler zaten. Evet. Real Madrid'i dışarıda da fena oynamamışlardı. Aynen kaybetmelerine öyle. Rağmen ama bilmiyorum. Türk takımları sağ avantajını kaybetti ve Final Four için hani avantajımız da gitmiş oldu böylece evet. düşse. Fenerbahçe yani diğer maçlardan içeride çok ekstra sonuçlar çıkmazsa Fenerbahçe ev sahibi avantajı olmadan ve keza diğer takımlar. Yani olası rakipler de Panathinaikos, Olympiakos. Evet. Hani iki taraftarıyla öne çıkan Yunan aynen ekibi öyle. Final Four'un gediklisi iki ekip ve CSKA Moskova bakalım neler olacak. Şimdiden bol şans dilerim temsilcilerimize. Tabii hepsine ihtiyacımız var. Aynen Final öyle. Four olsa basketbol ülkesi olma yolunda Galatasaray'a da bol şans diyelim. Broze ile oynayacaklar hı-hı. yarın akşam diyelim ve hemen NBA okyanus ötesine doğru yola çıkalım. Playoff'lar yaklaştıkça orada da işler kızışıyor. Hemen Doğu Konferansı'nın puan durumunu alalım. Boston Celtics bir zirveyi gördü, hemen geri hı-hı. geldi. Burada Cleveland lider Boston. Hemen arkalarında Toronto var galiba. Evet, evet Washington, Milwaukee, Atlanta, Chicago ve Indiana. Yani Miami yapamayacak herhalde. Galiba. Yani o son düzlükte güçleri yetmeyecek. Yani Yıldız faktörü konuşuyor mesela. Paul George tabii ki. Dün gece büyük bir şov yaptı. Muazzam iş yaptı karşısına. Ve 5 maçı kaldı. Aşağı yukarı her takımın 5 maçı var şu anda. 4-5 maç bandılar. Kaç 77 maç oldu işte 82 oynanıyor 5'er maç kaldı özellikle bunu Cleveland Boston'a bakarak söyledim çünkü orada ben hala içimden Boston geçiyor bir sürpriz yapabilir mi diye. Olmaz o iş. Öyle mi diyorsun? Ki net eminim. Peki. Haftaya zaten belli olacak. Yok şöyle haftaya. Hani Cleveland sonuçta 1 de bitirse 2 de bitirse Doğu'nun en büyük finale favorisi çıkardım. Dolayısıyla o süperstarlarını dinlendirme yoluna giderse sürpriz sonuçlar ki sezon içinde elde edildi zaten. Ama şimdi sağ avantajı durumu var ya o yüzden ben bırakmaz diyorum. Yani olasılıkla Boston, hı-hı. Cleveland ikilisi Doğu finalinde karşı karşıya gelecek. 1 ve 2. Yani büyük favoriler. Yani basketbolda her şey olabilir ama Cleveland bu açıdan yani dün az önce konuştuk ya 42 atmışlar evet, bir çeyrek. Aynen öyle. Çılgın bir şey bu. Çok sık gördüğümüz bir şey hiç değil. Diğer taraftan biraz hani Avrupa takımı gibi düşünürsek Boston ben Indiana ile eşleşmesindense Boston Celtics'in Chicago eşleşmesinde daha favori olduğuna düşünüyorum. O yüzden bunu da düşünerek Cleveland'ın durumuna göre hareket edebilirler. Tabii ki zirvede bitirmek işte reklam her şey için Boston için önemli ama
bitiremezlerse bile işin hani iyi tarafı da bu onlar için. Bakalım neler olacak Doğu'da. İşler çok karışık değil ama yine de böyle bir heyecan var. Evet. En azından playoff yarışında. Hemen Batı'ya geçelim. Son programda söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Bu arada Batı'ya geçebiliriz. Antetokounmpo ile beraber yıllar sonra Milwaukee'yi tekrar playoff'ta göreceğiz. Evet, yani en son herhalde Michael Redley kadro kalmıştı değil mi? Michael Redley kadro, Charlie Bell falan vardı o kadroda. Hey gidi günler. Hey gidi hey. Hakikaten çok acayip bir kadroydu o da. Hı-hı. Ve ters bir kadroydu. Çok yani ters çok kadroydu. Çok yetenekli bir şey. Evet. Kadro değildi ama rakibe ters gelen bir yapısı vardı. Batı'da da Golden State yani bağıra çağıra geliyor. Aynen. Artık. Cumartesi günü Durant'te dönüyormuş. Hı-hı. San Antonio, Houston Rockets, Utah sezonu sürprizi. Clippers, hı-hı, Oklahoma, Memphis ve Portland Trail Blazers var. Denver dün gece kazanarak yine şansını sürdürdü. Aynen açıkçası. Öyle. Zaten neler şansı kalan bunu? Tek takım diğerleri arasında. Batı'da ve... Yani New Orleans da müthiş çıkışa geçti. Çok geç Sacramento bence acayip pişman olmuştur. Biliyorsun draft hakkı karşılığında verdiler bu seneki draftları. Hı. Sacramento'ya geçti. Zaten... Bunu tahmin etmişler midir acaba? Hani New Orleans'ın seri galibiyetler alarak yani pick'in şansını, birincilik şansı çok az yani şu pick. Tabii ki. Yani... Olasılıkta 13-14 bandında seçecek. Ne kadarını tahmin edebilirsin? Çünkü DeMarcus Cousins New Orleans kadrosuna direkt bir anda entegre edip çok büyük şeyler alabileceğiniz bir yıldız kağıt üzerinde değil. Evet bir yıldız. Hatta neredeyse süper yıldız ama o kadar uzun rotasyonu olan bir takıma gittiği zaman insan isterse soru işareti oluyor. Bu bir sürprizdi benim için açıkçası. Zaten playoff'a kalamadılar. Biraz geç toparlandılar. Ama yani ortaya çıkan noktada Sacramento için avantajlı oldu draft sırası açısından ama herhalde Sacramento benim hatırladığım dönemde daha kötü bir takas hamlesi yaptı mı bilmiyorum yani. Ya ben Buddy Hield... Divac'a çok ağır eleştiriler ya vardı. Ya Divac'da şimdi biliyorsun yani Papagiannis'i seçmişlerdi bu sene. Çok, o çok eleştirildi. Yani buradan menajerlik ilişkilerine kadar eleştirenler oldu ama yani Amerika daha sporun ön planda olduğu kişisel ilişkiler ve entrikalardan öte tabii ki entrikalar dönmüyor mu? Dönüyor. Her yerde olduğu tabii gibi ki. Orada da var. Ama yani orada spor daha öne çok çıktığı için ve Divaç'ta takdir edersin ki hem o Yugoların en iyi döneminde oynamış. Aynen. Yani Sacramento'nun iyi olduğu dönemlerde oynamış. Lakers'la yine iyi maçlar yani ya iyi bir dönemde Sacramento'yu bir yere getiren olarak kadroydu o. Evet. Onun da içinde o Mike Bibby, Divac, Chris Webber'lı kadro. Hatta Hido da oradaydı. Evet o dönem. Ya o bir vefa borcu gibi bir şey galiba. Ya da hani içeride parası kaldı da oradadır. Yoksa çoktan... Bu arada takımın ortaklarından biri eğer parasını çekmediyse en son Shaquille O'Neal aynı zamanda. Bakalım artık Sacramento'ya bu şans silelim. Bir Magic Johnson biliyorsun oranın. Evet. Sorumlularından birisiydi. O da caydı ve ayrıldı. Çok şey bir Sacramento, ne bileyim boş franchise değil herhalde yani. Yani franchise'ın bir insanın çalışmaktan keyif alacağı bir franchise yani, gibi durmuyor uzaktan. O kadar yani üst sıralarda pick yaptılar. Yıllarca bunu yaptılar zaten. Evet. Pek başarılı bir ekip değil o az önce saydığımız dönemden beri. Ya bir takım hiç mi üstüne koyamaz? Yani 13 yıldır belki de yani 13 yıl belki olmamış. 10 senedir en azından üst sıralardan seçiyorsun ve hala yani rakiplere korku salacak bir kadro kuramadım. Ama şöyle bulduğunu da bu şekilde gönderirsen olamazsın. Yani Cousins, bir tane Cousins bulmuşsun. Cousins zaten hani halk diliyle söyleyecek olursak arıza bir birey. Hani öyle arıza ama bir oyuncu. Ya ama sen şimdi adamı memnun etmen gerekirken tabii yani mecburken gidip Papagiannis seçiyorsun. Aynen yani. Ya bu New Orleans'ın Anthony Davis'i göndermesi gibi bir şey. New Orleans çok mu başarılı? Her sene playoff görmüyor Anthony Davis geldiğinden beri. Ama etrafında bir şey oluşturulmaya çalışılıyor. Ve yavaş yavaş her sezonda bir adım da olsa yarım adım da olsa ilerleyen bir durum bu. Şimdi mesela seneye bence çok daha büyük bir atılım yapacak. Kesinlikle. Playoff'un net adaylarından birisi. Sakatlık olmazsa da bu sakatlığa meyilli bir ekip. Evet, biliyorsun Anthony Davis maalesef injury prone. Çünkü hani her topu bloklamaya, her savunmada başarılı olmaya çalışıyor. Savunma biraz daha sanılanın aksine savunmacıya sakatlık riskini daha da arttıran bir durumdur. O yüzden sağlıklı full bir sezon geçirdi mi Anthony Davis hatırlamıyorum. Maç kaçırıyor genelde. Kaçırıyor. En az bir 10 maç kaçırıyor. Her aynen sezon. Her sezon. O yüzden tabii ki kadronun çekirdeği güzel oldu Cousins'la beraber özellikle pota altında. Gerçi tırnak içinde pot altı bu adamlar dışarı çıkıp üçlük de atıyor artık. Çok değişti o anlamda ama güzel bir çekirdek geliyor. Sacramento'yu da o şekilde kapatalım. Yani Cousins var elinde. Etrafında bir oyuncu grubu şekillendireceğine ilk onu gönderiyorsun. Bu şekilde çok da yukarılara oynaman zor zaten. Bakalım neler yapacak. Onlara da bol şans dileyelim. Bizim zamanımızın en keyif veren ekiplerinden birisi Sacramento. Ama şimdi zor günler geçiriyor. Hemen playoff tablosunu da alalım. Playoff'lara
çok az bir süre kaldı. 15 Nisan'da başlayacak playofflar. Golden State, Portland, Utah, Clippers, Houston, Oklahoma, San Antonio, Memphis eşleşmeleri var. Lig şu anda tamamlanırsa. Cleveland, Indiana, Washington, Milwaukee, Toronto, Atlanta Hawks ve Boston, Chicago'da diğer taraf. Yani Boston bence birinci olmasın. Yani yukarısı Boston'ın hep antidotu ekipler yani. Washington, yani John Wall, evet, yani basıyor. Isaiah Thomas'ı kitleyen bir aynen isim. Aynen öyle. Yani diğer takım gelse karşıdan, hani elediklerini varsayıyorum. Indiana'yı birinci bitirip Indiana'yı eleseler bile, Yannis Antetokounmpo gibi, evet, bir canavar, onu da durdurmaları çok zor. Çok zor hakikaten. Yani burada yani en güzel eşleşme Houston, Oklahoma ile Washington, Milwaukee gibi gözüküyor. Bakalım. İlk aynen öyle. Keyifsiz geçmeye başladı. Eskiden daha iyiydi. Evet, eskiden biraz daha çekişmeliydi. Cleveland Washington oynuyordu mesela. Ben o döneme bayılırdım. Aynen. Çok çekişmeli geçiyordu. Bu arada az önce Milwaukee için söylediğimi Utah için tekrarlamak istiyorum. Keza playoff'ların bu kadar gediklisi bir takım değiller. Ve bu sezonki kadroları nispeten biraz daha neden ona mütevazı bir kadro. Mütevazı bir tek kadro, Rudy yani, Gobert. Rudy Gobert'i süper yıldız yaptılar bir anda. Aynen öyle. Ama yani muazzam bir savunma performansı. Hakikaten izlemesi çok keyif veriyor. Bir oyuncuyu uzun zamandır savunmada izlemek bu kadar keyif vermemişti belki de. Biraz yalan oldu. Kawhi Leonard, LeBron'u inanılmaz savunmuştu o seride, final serisinde, ama Rudy Gobert gerçekten çok başka bir seviyeye çıkmak, ya çıktı, çıkacak artık. Hücuma da özellikle bir şeyler katarsa Utah'ı da buralarda tekrar görmek güzel. İşte Sacramento'nun yapamadığı ne varsa Utah onları yapıyor, yaptı, evet, ve şu anda dördüncü sırada. Mesela Gordon Hayward'ı bilmem kaç kere gönderebilirdi, elinden, evet, çıkarabilirdi ya ama. Phoenix yani çılgın ve akıl mantık derecesini zorlayan teklifler yapmış. Eric Bledsoe, evet, bu seneki iki draft hakkı ve yani 3 mü 4'ten mi seçti Dragon'ı? 3 seçti galiba. 3 Dragon Bender ve hani o sonlarda Bogdanovic'i, evet, Sacramento'nun seçti, draft hakkını falan önermişler ama Utah ona güvendi ve kazandı. Bu aynen kumarı öyle kazanan taraf Utah oldu. Onları da kutlayalım ve, evet, tweetlere geçelim artık. Ahmet Çalık var ilk olarak. Ahmet Çalık bu fotoğrafı paylaşmış. İllüstrasyon. Fan art. Fan art. Peki. Taraftardan gelen bir İllüstrasyon. Ryan Babel, Atiba ve Ramon Motta ile yemekte. Ramon Motta maalesef mental sorunlar yaşıyormuş tedavi için İstanbul'da. Evet, bu da rehabilite sürecinin da parçası, evet, gibi bir şey olsa Atiba gerek. Ile herhalde yemek, Atiba ile yemek yiyen bir adam iyileşir. Bayağı rehabilite olur. Çok doğru bir yerdesin Ramon. Müthiş bir antidepresan etkisi yaratır yani. David Beckham var şimdi sırada çocuklarıyla. Ya işte yüksel çıtayı arşa çıkar. Evet, bence de. Çok ne derler, iyi fotoğraf. Evet. Ya işte sağa sola bulaşmadan gitti Amerika'da, keyfine keyif katıyor yani, işte ideal oyuncu modeli. Aynen. Caner Erkin var şimdi, o da yine sakatlandı biliyorsunuz. Evet ya. Arkadaşları ve eşiyle bir fotoğraf paylaşmış. Güzel, gülüyor, bir selfie olmuş. Fabrizio haftanın en enteresan gönderilerinden birisi. Geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ederim, gözüm daha iyiye gidiyor demiş. Sahiden top da nasıl geldi, ne kadar sert geldiyse. Aynen, Uğur Çiftçi'yi yani vuran bir isim. Toplara uzaklardan da iyi şutları var. Yakından yani belki vurunca de bir kaleci oyundan çıkarttıracak kadar sakatlayacağın top kullanarak tek yer gözü herhalde, değil mi? Yani bir Canon etkisiyle vurmuş evet, topa. Evet, çok enteresan. Podolski var. Çok iyi galibiyet yazmış Lukas Podolski. Son günleri sonra artık Galatasaray'da. Podolski'yi koymayaydın keşke. Evet, yani çok kötü oluyorum abi. 2.6 milyona sattılar ya. Şurada aramızda para toplasak alırmışız yani. Bilmiyorum. Yorumcu olarak alırdık Ege buraya. Ege Üniversitesi'ne seslenelim buradan. Podolski için girişimlere başlasanız iyi edersiniz. Quaresma var şimdi. Ricardo Quaresma. Yani arkada reklam da girmiş ama çocuklarıyla fotoğraf paylaşmış. Evet. Güzel. Maç sonrası galiba. Quaresma'da eleştirilen bir isim ama gole bugün gole hazırlık yaptı bu maçta. Onazi var. Trabzon'un sembolü o taraftar teyzeyle aynen fotoğraf paylaşmış. Çok mutlu gözüküyor Onazi. Evet. Yani Trabzon'da zaten böyle bir kitle var yani. Şuna bakalım. Kesinlikle. Hangi teyze yapar bunu? Çok enderdir herhalde. Doğru. Ve haklısın, zaten evet, oyunculara laf falan atıyor teyze. Evet evet. Çok bilmem videosunu izledin mi? İzledim. Takım otobüsünden çıkan oyunculara hadi saldırın aslanları, güveniyoruz evet size gibi sataşmalar oluyor. Robin Van Persie var şimdi. Okan Üniversitesi'nden ödül kazanmış Robin Van Persie. Yanında da Melih Mahmutoğlu var. Okan Üniversitesi Bilic'e de ödül vermişti zamanda galiba. Özel olarak pek şey bir üniversite değil. Van Persie de mi gider diyebiliriz? Yani Van Persie gider değil. Ne bileyim bence hak etmedi ödül.
Ne ödülü vermişler onu da bilmiyorum ama sadece bunu paylaşmış Van Persie. En iyi uçan Hollandalı. Olabilir. O zaman kariyere vermişler ödülü. Ronaldo var şimdi. Evet aslında Ronaldo yaşam boyu başarı ödülü gibi bir şey. Ronaldo'nun şovu. Saygılar. Saygılar. Ve Mevlüt Erdinç var son olarak. Mevlüt Erdinç de biliyorsun Ren forması giyiyor. Evet. Fotoğraf paylaşmış. Güzel fotoğraf. Yalnız az önce Ronaldo'nun fotoğraf. Bizim Egemen var şu anda kameranın arkasındaki arkadaş. Onda da öyle kaslar var. Ama hiç o şov yapıyor mu bilmiyorum. Sosyal medya takip ediyoruz. Onu da bir ara tweetlerde araya sıkıştırırız. Bakalım o da öyle tweet atarsa evet. Onu da koyarız yiyelim. Ve eklemek istediğim bir şey var mı? Çok kısa şunu belirteyim. Tenisten bir haber verelim. Evet. Miami Açık turnuvası yakın zamanda sona erdi. Ve erkekler finalini bir kez daha Nadal ve Federer oynadı. Bir kez daha dedim bu sezon içinde bir kez daha. Ve bir kez daha Federer kazandı. Tebrik ederim. Onları görmek, birbirleriyle oynarken özellikle görmek çok büyük keyif. Bizim jenerasyon olarak belki de spor anlamında en büyük övünç kaynaklarımızdan ikisi Nadal ve Federer. Evet, gerçekten ikisini de kutlayalım. Büyük iş başarıyorlar aynen. Artık. Form geçici, klas kalıcıdır. Bize yaşatıyorlar, aynen. Tüm dünyayı kanıtlıyorlar diyelim ve bu haftalık bu iki oyuncuyu kutlayarak programımızın sonuna gelelim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Fevzi Can Özbek. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.